Etiketi. Hakikaten yıllardır zaten seçim vaatlerimizin içinde de yer alıyordu. Marmaris Spor'u yeniden canlandıracağız dedik. Sayenizde canlanıyor. Gururlandırdınız Marmaris adına. Başta işte kulüp başkanımız, şube sorumlumuz ve tüm yönetim kurulu, onları da tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Uzun zamandır Marmaris'in gerçekten özlediği bir ambiyansı sizler sayesinde tekrar yaşadık. Güzel atmosfer oluşmaya başladı. Kendi öz kaynaklarımızla bunları yaşamak işin hakikaten daha da keyifli kısmı. Ben bir kez daha her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biz de teşekkür ederiz başkanımızı ağırladığınız için. Arkadaşlarımız sağ olsun. İlk günlerde rezervde çalışıyorlar. Hepsi fedakarlık yapıyor. Sizin de desteğiniz de tabii olay daha farklı. Çocuk büyümeye başladı. Güzel bir aile ortam var. İnşallah daha güzel bir yaşam. Bizim hedefimiz daha çok çocuğun, gencin spor yapabilmesi. Dolayısıyla sizlerin bu başarıları esasında onların motivasyonunu da daha yüksek hale getirecek ve daha çok çocuğumuzu, evladımızı spora kazandıracağız. E tabii bunun için de tesisleşme herhalde en önemlisi. Çünkü geçtiğimiz yıllarda baktığımızda tesislerimiz maalesef yeter sayıda değildi. Ki mevcutlardaki durum da fiziki koşullar anlamında çok da uygun değildi. İşte izliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur siz de. Mümkün olduğu kadar biz de bu anlamda yani gerek salon gerekse işte futbol kısmında da gücümüzün yettiği oranda imkanların el verdiği ölçüde çalışmalarımızı hızlandırdık. Ardı gelecek gibi Sayın Başkan. Parke üzerine bakalım. Gücümüz yeter mi diye bir çalışma içerisine gireceğiz. İnşallah onu da başarabilirsek çok daha güzel hale gelecek gibi görünüyor. Biz de çok keyifliyiz. Daha ilk günümüzde böyle bir başarı yakaladık. Tabii 3 tane daha arkadaşımız öyle ama bu 12-13 arkadaşımızın emeğidir tamamen. Yani onlar fedakarlık gösterdiler sağ olsunlar. Çünkü hepsi çalışıyor ya da öğrenci. Ellerinden geleni fazlasını yapmaya çalıştılar. Başarıdaki en büyük pay onların, sonra da yönetim kurulumuz ve sizin. Tabii siz tekrar kulübü aktif hale gelmesinde önemli rol oynadınız biliyorsunuz. Daha sonra şubeler faaliyete geçti sağ olsun başkanımız, şube sorumlularımızın desteğiyle. Biz de mevcut Marmaris'teki gençlerimizden bir takım oluşturduk. Bu bağlamda ben önce arkadaşlarım adına, sonra da kendim adına hem size hem yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrası içinde, yani belki yönetim kurulumuzla görüştükten sonra bölgesel katılma durumumuz olursa katılırız. Tamamen transfer üzerinden gitmek, tribünün işte o talebine bir yerde göğüs germeden yaklaşmak bize çok ciddi zararlar veriyor. Nitekim yıllarca kulübün olmaması da özünde yatan temel neden buradan geliyor. Çok yüksek rakamlarda, meblağlarda kulübün borcu söz konusu oldu ve yıllar boyunca sadece kaba tabirle özel sektör diye ifade edelim. Özel sektöre bıraktık sporu. Bu doğru bir anlayış değildi. Ondan dolayı daha da keyifli oluyor sizin bu başarınız bizler için. Tamamen dediğiniz gibi burada farklı iş kollarında veyahut da öğrenci olup da fedakarlık yaparak orada idmanlara çıkmak, maçlara çıkmak güzel oluyor. Basketbolcu kardeşlerim ve siz başkanımız ve yönetim kurulumuzun desteğiyle de tekrardan eski günlere dönüş başladı diye düşünüyorum ben. Ve ilk yılda bunun bir kupayla olması ve taraftarın da buna gerçekten ciddi bir düzeyde reaksiyon göstermiş olması bizim için daha sevindirici. Hiçbir zaman yani hedefsiz bir takımımız olmadı hiçbir branşta. Aynı şekilde hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz. Keyifli bir yer. Halkın ve belediyenin, işletmelerin desteğiyle burada çok büyük potansiyel var. Bence çok daha iyi yerlere gelebilecek bir yer. Buranın jeopolitik dönem konumu, işte, imkanları, denizli olması, yani o açıdan çok güzel bir nokta burası. 2 maçta, 3 maçta gördük. Halkın, taraftarın desteği olmasaydı bence kazanamazdık. Açık söyleyebilirim onu.
Yani bu hızla devam edersek çok güzel şeyler olacaktır. Ben buna inanıyorum. Yurt içinden ve yurt dışından, Harkun Hoca'nın da zaten bildiği Sırbistan'dan olsun, İspanya'dan olsun, altyapı takımlarının buralara gelmek için can attığını söylediler. Elinizi çabuk tutun, hani bu şeyi yakalayalım bu ivmeyle diye onlar da bize bir nasihatte bulundu. Özellikle spor turizmi anlamında. Çok önemli. Başkanım, kış turizmini uzatmanın en kolay yolu. Teşekkür etmek istiyorum. Ya görmediğimiz bir şeyi bize gösterdiniz, hani o yüzden haftanın içinde oturmayı seçtiniz yani. O da bizi bayağı gayet bir mutlu etti. Ya bunda biz 3 ay, 4 ay önce yine böyle bir oturmuştuk hep beraber. Daha takım kurulmamıştı. Dedik nasıl olur, ne yapacağız dediğimde. Onların gözündeki ışıktan anladım ben bu işin olacağını. Sadece yaparız. Umar mezruhuyla olacak dediler. Sağ olsun hepsine. Sözlerini tuttular. Başarı böyle geldi. Kolej havasıyla. Dün de bahsettiğimiz bu organik bir takımız. Hiç böyle hormon yok, dışarıdan bir şey yok. Bu havayla daha da iyi şeyler gelecek diye düşünüyorum. Marmaris adına hakikaten bize çok keyifli zamanlar yaşattınız. Bu bölge olduğumuz inşallah Marmaris'i daha iyi temsil edeceğiz. Kütahya'ya gidiyoruz 10 yıl içinde. Çeyrek finalde. Kütahya. İyi hazırlanıyoruz şu anda. İnşallah oradan da çıkıp yarı finalde gitmek hedefimiz. Önemli olan sizden daha küçük çocuklara spor yapma adına onların motive olmalarını sağlamak. Bizim için öncelik çocuklarımızın ve sizler gibi gençlerimizin spor yapmaları, kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları ve hayata spor yaparak da hazırlanmaları. Bunu biz daha kıymetli buluyoruz. Yeri geldiği zaman işte böyle bizleri tek gururlandıracaksınız, kupalar alacaksınız ama kupalar almasanız dahi biz sizlerle her zaman gurur duymaya devam edeceğiz. Çünkü esas önceliğimiz dediğim gibi kendinizden küçük kardeşlerinizi oraya ilgilerini yoğunlaştırmanız, ilgilerini spora çekmeniz. Esas başarı bana göre o. Yunan abi gibi olmak istiyorum. İnşallah ileriki yıllarda çok daha güzel olacak kulüp. Size teşekkür ederim başkanım, verdiğiniz desteklerden dolayı. Güzel bir aile ortam var takımımızda. Arkadaşlık, dostluk güzel başkanım kulüpteki. Güzel bir ortam var. Daha güzel günleri göreceğiz inşallah beraber. Oluyor mu onun kapasitesi? 12 kişi. Ha, 12 kişi. Basket takımı 12 kişi. 2 hoca gider 14 kişi en fazla. Ama finalde yine aynı geçen sene bir takım oynadık. İkinci olduğumuz finalde zaten farkı yaşattılar. Sporun doğasında var. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Önemli değil. A takım maçında yaşadık işte. Aynı puanla, aynı sayıda bitti. Genel aracı okunca, genel aracı da şöyle oldu. İşte örnek diyoruz ya başkanım, yani altyapıdakiler bunlar, kardeşlerimiz örnek alıyorlar. Bunlar da şimdi A takıma girmek için çaba sarf ediyorlar.